Oraya akademi katılınca ve çok kıymetli Bekir Zakir Hocam. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Biz Dinler Tarihi Akademi olarak 2008 yılının Ağustos, 2022 yılının Ağustos'unda ilk semineri yaptığımızda ilk konuğumuz Bekir Zakir Hocamızdı. Onun için kendisinin bizde yeri ayrıdır. 2024'ün ilk seminerinde yine hocamızla gerçekleşiyoruz. Bir ilk daha hocamız da olmuş oluyor. Başka bir ilk yeni hocamız da oluyor. Biz Dinler Tarihi Akademi'yi kurumsal bir kimliğe büründürerek bir de yayın evi haline dönüştürdük. Bu yayın evi olarak da gerçekleştirdiğimiz ilk semineri yine Bekir hocamızla gerçekleştiriyoruz. Onun için kendisine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepimizin adına. Eyvallah. Türkiye'de Katolik Kilisesi ve Papalık denince akla gelen ilk hocamız Bekir Zakir hocamız oluyor. Ben kendim de yüksek lisans tezimi yazarken kendisinin bu geçmişten günümüze papalık eserinden çok faydalandım. Bugün de bu minvalde hocamız bize Papalık ve Vatikan'la ilgili bir sunum yapacak. Onu dinleyeceğiz inşallah. Buyurun hocam, sözü size bırakıyoruz. Merakla dinliyoruz. Eyvallah. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum herkese. Ben daha çok lisansüstü öğrencilerine hitap ediyormuş gibi hitap edeceğim. Önce Genelde bir öyle hocam kitlemiz zaten. yani aslında bu çalışmanın şimdi her sene aynı konuda aynı şeyleri anlatmayayım tabii ki. Gene bahsedeceğim içeriğinden ama bu çalışmanın hikayesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü her ne kadar böyle hala çok genç gözüksem de bayağı eskimiş durumdayım. Çünkü 1997'de ben ilk yüksek lisansa başladım. O zaman Türkiye'de 10 tane falan dinler tarihi hocası vardı. Sadece 2 tane profesör vardı. Bunları nereden biliyorum? Çünkü yüksek lisans tezimle ilgili hepsine mektup yazmıştım. Hocam ben böyle böyle bir konuda çalışmak istiyorum. Ne dersiniz diye. Önce zannediyor ki insan mesela papalık deyince ya bu konuda zaten bir sürü şey yapılmıştır sanıyorsunuz. Fakat bakıyorsunuz ki sadece bir tane bir doktora tezi yapılmış. Onu da aldım, inceledim. Dedim ki ya ben bundan biraz farklı bir şey yapacağım zaten. Aslında bir doktora tezi başlığı olarak şöyleydi. İşte Hristiyanlıkta papalık kurumu, ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu diye. Şimdi böyle bir doktora tezi başlığı olmaz normalde. Çünkü çok geniş. Değil mi? Ama şimdi Türkiye'deki ilk kuşak, ikinci kuşak, biz biraz üçüncü kuşağız. Dinler tarihçilerinin tezlerinde baktığınızda birçoğu böyle genel başlıklar içerir. Çünkü daha henüz bu işlerin hala başında sayılırız. Genelden özele, yani böyle biraz tümden gelimsel bir şeyle oluyor bu işler. Çünkü önce bir genel çerçevesini görmek, sonra buradan çıkacak manzaraya göre detaylı daha noktasal şeyler çalışmak arkasından geliyor gibi daha çok. Şimdi bir karşılaştığım önemli sorun da şuydu. Şimdi hepiniz tezler yapıyorsunuz, birçoğunuz yapacaksınız ya da. Mesela papalık konusunda evet bir şey yazacağım ama tematik bir şey mi yapacağım yoksa kronolojik mi gideceğim? Mesela benim en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi olmuştu. Onun için böyle üç bölümden oluşur. Kitabı da okuyanlar görmüştür bu çalışma. Çünkü baktım sadece kronolojik giderseniz olmuyor. Sadece tematik giderseniz olmuyor. Çünkü böyle de bir sürü çalışma gördüm. Yani yabancı dilde de yayınlanmış. Pek çok eseri tarıyorsunuz. Bunu tam başaran birini görmediğim için ben de dedim ki karma bir şey yapayım. Yani birinci bölümü kronolojiktir o yüzden. İşte ta Hristiyanlığın ilk
dönemlerinden Hazreti İsa, işte Petrus, Paulus, ondan sonra Roma Kilisesi oradan başlar ve günümüze kadar gelir. Tabi arada bazı güncellemeler oldu. Bu kitap zannedersem 4 ya da 5 baskı yaptı. İşte Papa Francis bölümü falan eklendi en son. Çünkü 2009'du ilk çıkışı. Bundan sonra da belki devam ederse yine bazı şeyler eklenecek, çıkarılacak. Bir de zaten düzeltmenin sonu yok. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ama şöyle bir şey yapmaya çalıştım ben. Dedim ki hani bir tarihsel kısmı olsun, kronolojik. Dediğim gibi en baştan başlayıp günümüze kadar gelen. İkincisi, kurumsal olarak yapısını ele alan bir bölüm olsun. Zaten papalığın kurumsal yapısı diye bir ikinci bölüm var. Sonra bir de dini bir kurum olarak papalık şeklinde bir başlık var. Burada da önemli ya da tartışmalı bir takım konuları ele almak istedim. İşte hani papalık otoritesinin kaynağı, ondan sonra papanın yanılmazlığı meselesi, işte dünya siyaseti ve önemli bir başlıkta yine papalığa yöneltilen eleştiriler ve bir de papalığın geleceği. Şimdi biz akademisyenler çok fazla hani piyasada sansasyon yaratacak tarzda konuşmadığımız ve yazmadığımız için çok fazla bu tip şeyler ön plana çıkmaz, ama mesela 2009'da ben bunu yayınlanan bu şey 2007'dir aslında çalışmanın bitişi, ama yayınlanması 2009 ilk defa. Orada mesela papalığın geleceği kısmında ben şimdiye kadar görülmedi ama yakında emekli papalar da göreceğiz falan diye bir şey yazmıştım. Ve Ratzinger evet çekildi papalıktan ve emekli bir papa olarak öldü, değil mi? Ya da mesela bu Konstantin Vakfı diye bir belge var. Yani Konstantin'in bağışı ile ilgili. Ben onu yıllar önce yazmıştım. Evet, bu belgenin işte sahte olduğunu Lorenzo Valla ortaya çıkardı vesaire diye. Daha önce Kuzalı Nikolas da benzer şeyler söylemişti. Ama mesela bir tane gazeteci çıktı, böyle küçük bir kitap yaptı. O kitap acayip sattı. Yani aynı şeyleri söylüyorsunuz ama hani şey farklı. Hani akademisyenliğin, böyle akademik yazımın böyle dezavantajları var. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela ön sözde falan görmüştür okuyan arkadaşlarım da. Bu kitabın yazıldığı, işte bu çalışmanın yapıldığı zamanlarda meşhur çok satanlar arasında yer alan işte bazı eserler buraya dahil edilmemiştir diye. Kastettiğim şey tabii ki neydi o? Meşhur Da Vinci'nin şifresi falan tarzında şeyler. İşte kutsal kase vesaire, o tarz adamın ismi aklıma gelmedi. O kadar önemsizleştirmişim demek ki. Yani şunu demek istiyorum. Bir popüler tarafı var işin. Bu pek çok konuda böyle ama papalık konusunda da böyle. Bir akademik ya da tarihsel bir bakış açısı var. Bir de spekülatif bir bakış açısı var. Yani bizim bakış açımız belli. Tamam mı? Ve papalık bu konuda çok fazla spekülasyonun yapıldığı bir mevzu. Hatta işte Türkiye'deki pek çok olayda hemen işte bunun arkasında papalık var. İşte kilisenin adamları, yok gizli kardinal, yok bilmem falan diye böyle spekülasyonlar yapılır. Hatta bir televizyon programında bir sunucu sordu bana, hocam gizli kardinal diye bir şey var mı diye. Ben de benim bildiğim kadarıyla yok, ama olsa da zaten bilemezsin çünkü gizli diye cevap verdim. Hani bu işin biraz spekülasyon tarafı. Bu tarih boyunca hep var pek çok konuda. İnsanın böyle bir özelliği var çünkü. Ama ısrarla vurgulamak istediğim bu akademik bakış açısı. Yani
spekülasyondan uzak duracaksınız, popüler kısımlarından uzak duracaksınız ve sadece eldeki verileri, hani dinler tarihinde objektiflik dediğimiz şey tam saf anlamda objektiflik anlamına gelmediğini hep söyleriz. Ama eldeki verileri zorlamamak açısından böyle. Bir de demin söyleyeceğim şeyi ile bu kısmını bitireyim. Şimdi en mükemmel mükemmelin düşmanıdır demişler. Mükemmeliyetçilikten dolayı birçok çalışmasını yayınlayamayan ben hocalar ve arkadaşlar tanıdım. Şimdi ben bu metni de üzerinde yani bitti dedikten sonra bir 7-8 ay daha üzerinde gene uğraştım. En son okuldaki iki tane daha benden yaşça genç asistan arkadaşım, şimdi ikisi de doçent. Onlar geldiler, tamam abi artık hadi bastırıyoruz diye elimden zorla alıp götürüp enstitüye teslim ettik. Hala baktığımda kitapta ya bunu şöyle desek daha iyi falan dediğim yerler var. Onun için hani en mükemmel olmasını bekleyip de tamam düzgün bir şey olsun, titiz davranın, doğru fakat böyle en mükemmelini bekleyip de hiç ortaya çıkmamış, hiç okuyucuyla buluşmamış bir çalışma yapmak da çok mantıklı değil. Şimdi ben bir kısa özet yapayım aslında. Daha sonra arkadaşlarımızın soruları varsa onlar üzerinden konuşalım. Şimdi bütün devletler din devletidir diye bir şey söylerim ben arada. Yani bu tarihteki Sümer, Hitit, Mısır uygarlıklarından tutun da günümüz modern ulus devletlerine kadar böyledir diyebiliriz bir açıdan. Yani şunu anlamak gerekir ki dinlerin tarihiyle siyasi tarih, devletlerin tarihini birbirinden ayırmak biraz zor. Hiçbir dinin tarihi böyle saf bir din tarihi değildir. Roma İmparatorluğu'nu hesaba katmazsanız Hristiyanlığın şekillenmesini, yayılmasını doğru dürüst bir şekilde açıklayamazsınız. Onun için aslında Hristiyanlığın tarihindeki en önemli, en etkili unsurlardan bir tanesi Roma İmparatorluğu'dur. Papalık kurumu için de geçerlidir bu. Çünkü daha sonra bahsedeceğiz belki kısaca. Katolik Kilisesi tıpkı Avrupa'daki hemen hemen her devlet gibi kendisini Roma'nın bir devamı olarak görmüştür. Papaların kullandıkları bir takım unvanlardan, sıfatlardan tutun da papaların idari teşkilatına, bir takım yayınladığı belgelerin ismine, şekline varıncaya kadar aslında hepsi Roma kaynaklıdır. Hatta kardinaller, Katolik din adamları daha çok Roma senatörlerine benzer. Mesela Doğu kiliselerine mensup din adamlarına, Hristiyan din adamlarına bakın ya da Ortodoks din adamlarına, bir de Katoliklere bakın. Arada şekil şemal görünüş olarak bile böyle bir fark görürsünüz. Şimdi biliyorsunuz ki Hazreti İsa işte bir Yahudi olarak bir tebliğde bulundu. Ve aslında İncil'lerde de izlerini, işaretlerini göreceğimiz bir şekilde dedi ki ben sadece İsrail'in kaybolmuş koyunlarına gönderildim. Yani bu ne demek? Benim tebliğim, benim hedef kitlem aslında Yahudiler. Hatta koyunların yiyeceğini köpeklerin önüne atmamak lazım filan tarzında daha böyle sert ifadeler bile var. Fakat daha sonraki Paulus'la beraber Hristiyanlık Yahudi background'undan biraz ray değiştirip daha böyle Heleno Hristiyanlık diye sonradan tabir edeceğimiz bir yöne doğru gitti. Ve de aslında Hristiyanlık içerisindeki bu önemli değişiklik
İsa'nın kim olduğu, ondan sonra onun misyonunun ne olduğu, bu inanca sadece Yahudiler mi mensup olabilir, yoksa başkalarına mı açık da olabilir mi gibi pek çok soruyu gündeme getirdi ve Centilelerin havarisi diye, yani Yahudi olmayanların havarisi diye isimlendirildi. Ve daha sonra bildiğiniz üzere belli merkezler var. Bunlar ilk beş kilise diye bazen bahsedilir. Hatta bunların önderliğinde kilisenin yönetilmesi şeklinde pentakri denilen bir model önerenler var. Daha sonra bir takım ayrılıklar ortaya çıktığında. Neresi bu kiliseler? Kudüs Kilisesi, İskenderiye Kilisesi, Antakya Kilisesi, İstanbul ve Roma Kilisesi. Şimdi diğerleri zaten çok geçmeden, yani biraz geniş tarihe baktığımızda çok geçmeden Müslümanların egemenliği altına girdiler. Sadece bunun etkisiyle değil, ama imparatorluğun iki ana merkezi, hatta iki arka arkaya gelen başkenti olması hasebiyle İstanbul ve Roma daha çok ön plana çıktı. Ve Katolikler şöyle bir teoloji geliştirdiler. İşte Paulus Roma'da şehit edildi. Arkasından Petrus da burada şehit edildi. Petrus aslında ilk Roma psikoposuydu. Ondan sonraki papalar da onun ardılları sayılır. Şimdi Paulus her ne kadar havari sayılsa da sonradan, orijinal bir havari olmadığında Papa'nın ardılı olacağı kişi olarak Petrus seçilmiştir. Bunun önemli bir nedeni de hem Roma ile bağlantılandırılması, hem de İncil'lerde İsa'nın adeta kendisinden sonra Petrus'u vekil tayin ediyormuşçasına ifadeleridir. İşte sen Simon Petrus'un, kilisemi senin üzerine inşa edeceğim falan gibi bir takım ifadeler var. Hatta bunu bazı Katolikler literal anladılar. Ve işte Saint Pierre Kilisesi'nin altındaki bulunan bir takım kemiklerden falan, işte aslında o kilisenin, yani Katolikliğin merkezi, kalbi sayılan o Saint Pierre Katedrali'nin tam da Petrus'un mezarı üzerine inşa edilmiş olduğunu falan savundular. Tabii bazıları için ise bu komik bir şey. Çünkü orası zaten bir mezarlıktı. Hatta Vatikan ismi, Vatikanus, yeraltı, daha çok böyle ölülerle ilişkilendirilen bir Roma tanrısıydı. İsmi de oradan geliyor. İmparatorluk, işte Milan Fermanı 312 yılında Hristiyanlığı serbest bırakılması, bunda işte Konstantin'in aslında bir siyasi projesi olduğu yönünde de yorumlar var. Şimdi devletler ideolojisiz pek ayakta duramıyorlar. Modern dönemdeki özellikle Robert Bellah'ın meşhur ettiği bir kavram var, hani sivil din. Buna bazıları siyasal din vesaire gibi şeyler de ekliyorlar. Tam aynı olmasa da. İşte aslında bir yoruma göre Konstantin imparatorluğa yeni bir ivme kazandırmak, bir birleştirici harç görevi görmek üzere Hristiyanlığı serbest bırakıyor. Ve daha sonra da 381 yılında da Büyük Theodosius Hristiyanlığı resmi din haline getiriyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Yani daha önce böyle zaman zaman şiddetlenen, zaman zaman hafifleyen bir baskı dönemi var. Her zaman aynı şiddetli değil. Nero gibi, Diokletian gibi imparatorlar zamanında çok daha şiddetli ama daha sakin geçen dönemler var. Hristiyanlık aslında illegal. Ama şunu unutmamak lazım ki Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda asıl resmi din olduktan, yani önce serbest bırakıldıktan sonra resmi din olduktan sonra yayıldı. Dolayısıyla imparatorluğun çok ciddi bir etkisi var. Ve de yine çoğu zaman zannedildiğinin aksine merkezden çevreye yayıldı.
Yani çevreden merkeze doğru yayılmadı. Hatta ilk sıçrama tahtaları da sinagoglardı bildiğiniz üzere. Çünkü Paulus dahil Hristiyanlığı ilk açıklayan, yayanlar hep sinagoglarda konuştular. İmparatorluğun aslında iki ayrı kanadı var. Doğu ve Batı olmak üzere. Ve bu iki kanat hem dini inanç olarak hem sanata bakışı, felsefeye bakışı, teolojiye bakışı birbirinden ayrı iki dünya aslında. Dolayısıyla dini yorumları da, dini uygulamaları da birbirinden farklı. Ve Ortodokslarda o kadar yok, özellikle de Latin Krallığı dönemine kadar. Ama Katoliklerde, Katolik Kilisesi'nde İstanbul Kilisesi her daim heretik olarak görülmüştür. Hatta meşhur Akinolu Thomas, değil mi? Yani Hristiyanlığın Gazalisi diyebileceğiniz iki tane adam var. Birisi Augustine, birisi de Saint Thomas. Aziz Thomas'ın Contra Grecos diye İstanbul Kilisesi'ne mensuplarına yazdığı bir reddiye var. Yani onları böyle eleştiren, neredeyse heretik ilan eden. Şimdi bu iki kilise dediğim gibi iki ayrı dünya ama aynı zamanda iki rakip Hristiyanların liderliği konusunda. Katolik Kilisesi'nin yani Roma Kilisesi'nin avantajı ne? İmparatorluğun batık tarafı barbar akımlarıyla çok geçmeden yıkılınca burada bir otorite boşluğundan da faydalandı ve burada kilise devlet gibi çalışmaya, böyle iş görmeye başladı. Ve doğuda ise tam tersine kilise her zaman devlet bürokrasisinin bir parçası olarak kaldı. Sezaropapizm ya da Bizantinizm denilen devlete tabi bir din anlayışı aslında ta buradan gelir. Yani şunu da açıkça söylemek gerekir ki Osmanlı İmparatorluğu'nda da model budur. Türkiye Cumhuriyeti'nde de model budur. Yani dini bürokrasi devlet bürokrasisinin bir parçasıdır. Bu yüzden Doğu Kilisesi yani İstanbul Kilisesi hiçbir zaman tam anlamıyla böyle bir devlet gibi olmadı. Ama Batı'daki oldu. Hani 8. 9. yüzyıla kadar hatta 10. yüzyıla kadar denebilir. O karanlık dönem diye ifade edilen zaman da içine alınabilir. Aslında hani her ne kadar Katolikler, Katolik Kilisesi'nin tanrısal bir planla baştan kurulduğuna inansa da tarihsel olarak baktığımızda bir kurumsallaşma süreci görürüz. Bunun önemli bir takım isimleri var. Mesela Büyük Leo, Papa Birinci Leo yani. İşte Atilla'yı durduran adam falan diye bilinir tarihte. Atilla çünkü kuzeyden bir giriyor. Avrupa'yı darmadağın ediyor ama Roma'ya girmemesi için hiçbir neden yokken oraya girmiyor. Oradan geri dönüyor. Bazıları işte rüşvet verdi falan Papa ona diye bazı yorumlar yapar. Yani şimdi Kanuni'ye rüşvet verdi de durdurdu birisi demek ne kadar saçmaysa Atilla için de bunu demek o kadar saçma. Yani başka bir stratejik düşüncesi, planı, bir sorunu, bir şeyi vardı muhtemelen. Öyle rüşvetle öyle bir adamı yolundan çevirmek pek de mümkün değil. Çünkü rüşvet vereceğiniz şeyi zaten gelip sizle zorla alabilecek güçte bir adamdan bahsediyoruz. Sonra yine bir önemli Papa Büyük Gregory. Arkadaşlar unutmayınız ki Hristiyanlık tarihinde önemli işler başarmış insanlar hep büyük sıfatıyla anılır. Büyük Konstantin, Büyük Theodosius, Büyük Leo, Büyük Gregory gibi. Daha sonra Şarman ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu aslında
Papalığın Doğu Kilisesi'nden yani İstanbul'dan da tamamen bağımsız hale gelip hatta Batı'da da krallara, imparatorlara taç giydirebilen bir güce erişmesi aslında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Pepin ve oğlu Şarlman özellikle dönemindedir. Şimdi Pepin siyasi mücadelede Papa, dönemin papası kendisine yardımcı olduğu için Orta İtalya'nın bir bölümünü papalığın idaresine veriyor ve papalık Katolik Kilisesi sadece dini değil aynı zamanda dünyevi bir otorite sahasına kavuşuyor. Ve daha sonra burası işte papalık devletleri, papal states denilen Orta İtalya'nın önemli bir bölümü. Ta 1870'te İtalyan Cumhuriyeti tarafından tamamen ilhak edilene kadar varlığını sürdürüyor. Yani yaklaşık 1000 yıl süren bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu konuda Türkiye'de de yazılan bazı kitaplardaki abartılara çok inanmamak lazım. Özellikle tarih, medeniyet tarihi alanında yazılmış bazı şeyler var. Yani ön sözde de ben belirttiğim gibi bilimsel bakış açısının önemli bir tarafı da ön yargılardan uzak bakmaktır mevzuya. Şimdi Katoliklikle ilgili yazılanlardaki Protestan ön yargılar, Orta Çağ'la ilgili modern dönemdeki ön yargılar, Rönesans Reform dönemiyle ilgili bazı ön yargılar, bu dönemleri bizim yeterince anlamamıza engeldir. Mesela Orta Çağ'la ilgili öyle ön yargılar var ki sanki 10 asır boyunca, çünkü kabaca 5. yüzyılla 15. yüzyıl arası Orta Çağ dediğimiz dönem, işte Yüksek Orta Çağ falan diye bir takım bölümlemeler yapıyorlar kendi aralarında ama sanki böyle her şeyin örümcek bağladığı, böyle özgür fikir anlamında hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin ve herkesin papaların iki dudağı arasında bulunduğu bir dönem gibi anlatılır. Hiç öyle değildir. Evet, dengeleri değiştirecek güçte olduğu bazı dönemler var. Özellikle Yüksek Orta Çağ döneminde. Üçüncü Innocent dönemi mesela bu açıdan çok tipiktir. Ama papalık tek başına bütün Avrupa'yı sarsacak bir güçte hiçbir zaman olmadı. Papalık böyle Orta Çağ'daki en büyük derebeyiydi falan gibi laflar hiçbir gerçekte karşılığı yok. Orta İtalya'nın bir kısmının dışında hiçbir zaman bir toprak sahibi olmadı. Ama şu doğru, bir network var. Yani Avrupa'nın tamamen Hristiyanlaşması, Türklerin kitleler halinde Müslümanlaşmasıyla eş zamanlıdır. Yani yaklaşık 11. yüzyıldır. En son Kral Olaf zamanında Norveç'in Hristiyanlaşmasıyla birlikte Avrupa tamamen Hristiyan bir ülke haline gelir. Yani Christendom olur. Christendom ne demek? Önemli bir kavram. Hristiyan diyarı demek. Yani papalığın Avrupa'yı gördüğü ideal. Yani birleşik, bütünleşik bir Hristiyan diyarı ve başında da kendisi var. Darül İslam diye bizde bir laf var ya, onun Hristiyan versiyonu diyebiliriz. Daha sonra hani bu ön yargılardan bahsettik ya, işte bunun kaçırdığı ya da kaçırmamamız gereken önemli bir nokta papalık otoritesinin inişli çıkışlı bir seyir izlediğidir. Çünkü bu Şarlman döneminden sonra papalığın karanlık çağı denilen, aslında karanlık çağı tabiri bazen orta çağ için kullanılır ya, bunu ilk kullananlar kilise adamlarının kendileridir. Saeculum obscurum diyorlar, karanlık çağı diyorlar. Çünkü Roma, şöyle söyleyeyim, hani bizde burjuvazi yok falan derler ya, doğrudur. Bunun avantajları da dezavantajları da olmuştur. Mesela sanat, edebiyat falan, mimari, bunlar biraz burjuva sınıfının işidir.
Bizde Osmanlı geleneğinden itibaren hani mimari sanat sadece devlet eli ve kontrolünde ancak biraz gelişebilmiştir. Sivil tarafı pek yoktur. Oysa özellikle Roma'da senatörler, bir takım meşhur aileler, mesela Medici ailesi değil mi? Bugün İtalya'da herhangi bir büyük görkemli eski saraya, bir yapıya girdiğiniz zaman orada her ailenin bir amblemi var. Onları görürsünüz. Dolayısıyla bu aileler, bu aristokrat sınıf pek çok şeye müdahale etmiştir. Papalık da buna dahil, çünkü onu çok araç olarak kullanmak çok cazip gelmiş birçoğuna. Ve karanlık çağ tamamen bu ailelerin elinde papalığın oyuncak olduğu bir dönem. Sonra ancak 11. yüzyılda Gregorian reformları dönemi denilen bir dönemle bir toparlanma yaşanmış. Bu arada da rahiplerin bekarlığı, işte kilise kuralları, mesela daha şimdi kilisenin iki tane temel metni var. Birisi Katolik Katekizmi, birisi de kilise yasası. Codex Iuris Canonici dedikleri. Şimdi en son 1980'lerde bunların iki nihai versiyonu çıktı, ama 11. yüzyıla kadar bunların daha böyle prematüre versiyonları var. Ama 11. yüzyıldan itibaren bunlarla ilgili ciddi bir kurumsallaşma sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra benzer önyargılar aslında Rönesans ve Reform içinde geçerli. Yani Rönesans yeniden doğuş demek. İtalyancası Rinascita. Ben hep sorarım öğrencilerime, yeniden doğuş demek doğru da bu yeniden doğan neydi diye. Yeniden doğan aslında insandı, insana bakıştı. Yani özellikle İslam filozoflarının tercümeleri vasıtasıyla, çünkü çoğunlukla Avrupalılar eski Yunan'ı Arapça literatür üzerinden keşfettiler. Onların tercümeleri üzerinden. Ve hani indeks falan gibi bazı uygulamalar nedeniyle de bu mirası inkar etmeleri kolaylaştı. Şunu kastediyorum. Şimdi belli isimler, belli kitaplar. Şimdi kitapların sonunda indeks diye bir bölüm var ya. Aslında Index Librorum Prohibitorum'un kısaltması o. Yani kilisenin yasak kitaplar listesi. Sadece kitaplarla da sınırlı değil. Bu aynı zamanda bazı isimleri de içeriyor. Dolayısıyla mesela İbni Rüşdülük, Farabi, İbni Sina, bunlar İspanya başta olmak üzere birçok yerde ekol oluşturmuş. Hala da bazıları ekol olan aslında Müslüman filozoflar. İşte bunlara ve diğer Müslüman yazarlara kimse atıfta bulunamadığı için, onlardan bahsedemediği için bunların herhangi bir etkisi olduğunu inkar etmek de kolaylaşmıştır. Onu kastediyor. Şimdi Rönesans şu da doğru değil. Yani Orta Çağ karanlığında debelenip duruyordu Avrupa. Sonra birden bir yıldırım düştü ve insanlar antik Yunan'ı keşfetti ve birden Avrupa aydınlanmaya başladı. Öyle değil tabii ki. Mesela Bernard Russell'ın çok güzel bir ifadesi vardır Batı felsefesi tarihinde. Der ki antik Yunan'ı keşfetmek aynı zamanda her tür antik saçmalığa da kafaları açmak demekti. Yani para kazanmak için hiç olmayan eserler falan uydurmuşlar mesela. Aynı zamanda böyle batıl inançların, bir takım saçma sapan fikirlerin de çok fazla yayıldığı bir dönem. Ama Floransa başta olmak üzere Rönesans İtalya'da ve Avrupa'nın başka yerlerinde de çok etkili olmuş. Avrupa'nın gelişim seyrinde bir kırılma noktası, bu doğru. Rönesans döneminde peki papalar ne yapmış? Bir defa şunu söyleyeyim. Ve
Şu anki Avlu, Saint-Pierre Kilisesi, Sistine Şapeli dahil olmak üzere Vatikan neredeyse tamamen Rönesans dönemi ürünüdür. Yani Michelangelo'nun o freskoları, ondan sonra o avludaki heykeller, pek çok içerideki yapıtlar hepsi Rönesans döneminden kaynaklıdır. Bir de mesela o yine o çok meşhur Swiss Guards, bu İsviçreli muhafızlar. Onlar da mesela Rönesans dönemi ürünüdür. Ve İsviçre'nin işte tarafsızlığı falan onunla bir alakası yoktur. Böyle anlatan rehberler duydum da ben. Şimdiki offshore hesaplarıyla kıyaslama yapıp da işte burası tarafsız bir şey. O yüzden İsviçre'den geliyor muhafızlar diye öyle bir şey yok. O bir gelenek. Kilise geleneklerle çoğunlukla yaşar. Dediğim gibi 2. Julius zamanında ortaya çıkmış bir gelenek ve öyle devam ediyor. Ve ardından, Rönesans papaları önce tabii ki şiddetle karşı çıkmışlar. Aslında bütün dini gelenekleri de bu fikstir, hep böyledir. Mesela bizde işte televizyon haram falan diyenlerin, bazı hocaların sosyal medya fenomeni olması gibi önce Rönesans düşüncesine ve sanatçılarına şiddetle karşı çıkan papalar bakmışlar ki bunun karşısında durulacak gibi değil. Ondan sonra sahiplenmişler. Mesela yine kitapta var bu 6. Alexander'la ilgili özellikle. Öyle şiirler yazılmış ki işte Roma Sezarlar zamanında büyüktü. Alexander'la daha büyük oldu. Öncekiler sadece sıradan insanlardı. İşte Alexander ise bir tanrı falan diye böyle ona metiyeler düzen şeyler var. Şiirler var. Daha sonra reform dönemi. Şimdi reform dönemi, yani Martin Luther'in fitilini ateşlediği bu Protestan ayrılığı. Şimdi arkadaşlar, pek çoğunuz da bilirsiniz muhtemelen, John Huss gibi, Wycliffe gibi İngiltere'de, başka yerlerde aslında Luther'in söylediklerinin çok daha ileri versiyonunu söyleyen birçok insan ortaya çıktı Luther'e gelinceye kadar. Ama hiçbiri Luther'in gösterdiği etkiyi göstermedi. Bunun bir takım önemli nedenleri var. Bir, matbaa. Matbaanın icadı ile ve yaygınlaşması ile beraber artık propagandanın, dolayısıyla Luther'in de fikirlerinin ve eserlerinin yayılması. İkincisi, Avrupa'daki iç karışıklıklar, özellikle Thomas Müntzer öncülüğündeki Alman köylü ayaklanması. Üçüncüsü, prenslerin Katolik Kilisesi'nin tasallutundan kurtulmak için Protestanları desteklemesi. Ve dördüncüsü, belki bazılarına göre en önemli etkilerden bir tanesi, Osmanlı'nın Katolik Avrupa ile kafa kafaya gelmesi Macaristan'ın fethiyle beraber. Şimdi bütün bu etkenler birleşince Protestan hareket ciddi bir başarı sağladı ve bu biraz önce bahsettiğimiz Christendom, yani Hristiyan Avrupa, enine ikiye bölündü. Ve bu aynısıyla daha sonra Amerika Birleşik de, yani Amerika kıtasına da aksedecek. Hep söylerim ben, böyle deyim gibi oldu benim için. Fukara Katolik Güney, zengin Protestan Kuzey şeklinde Avrupa'da da, Amerika kıtasında da böyle bir yapı oluştu. Ve zannedilenin yine aksine, bu da bir önyargı mesela. Yani bazıları zannediyor ki Avrupa'da işte demokrasi, insan hakları, bilimsel gelişmeler, pek çok şey Protestanlıkla beraber oldu zannediyor. Arkadaşlar, bunlar Protestanlıkla beraber olmadı. Bunlar bütünüyle Hristiyanlığa rağmen oldu. Luther'in yazdıklarına bakarsanız eğer, mesela ben onu yayınlamayı düşünüyorum, daha önce biri yapmadıysa, Yahudilerle ilgili, Yahudilere karşı yazdığı bir şey var. Lütfen ona bakın.
Kendisi Kitab-ı Mukaddes'i tercüme ederken onu rahatsız etsinler diye sivrisineklerin şeytan tarafından özellikle yaratıldığını falan iddia eden bir adam. Fundamentalizm tabiri, kafası çalışmayan, bağnaz, protestanlar için kullanılan bir ifadedir. Sonradan böyle Müslümanlara yamamaya çalıştıklarına bakmayın. Yani mesela Püriten dindarlık, bağnaz Hristiyanlık daha çok protestan gelenek içinden çıkmıştır. Şimdi de mesela dünya siyasetine bakın. Örneğin İsrail ile arası en iyi olan evangelistler başta olmak üzere protestanlardır. Arası en kötü olan Katoliklerdir. Çünkü özellikle Amerika'da Katolisizm sosyal adalet vurgusu üzerine kuruludur. Bu alışveriş davranışlarına bile yansır. Peki, daha sonra epey vakit olmuş. Biraz özetleyeyim. Aydınlanma ve modern çağ. Arada tabii birçok şey oluyor. Mesela Napolyon'un Waterloo'da durdurulana kadar Avrupa'yı tarumar etmesi vesaire. Fakat ben doğrudan bu papalık devletlerinin sonu ve şimdiki Vatikan Devleti'nin kurulmasından biraz bahsedeyim. Tam Napolyon kasırgasını atlattık derken daha sonra kilisenin başına bu defa İtalyan Cumhuriyet Hareketi bela oluyor. Kral Victor II. Emmanuel. Ama sahadaki adam kim? İtalya'da her yerde heykellerini görebileceğiniz Garibaldi. Hatta derler ki yani Victor Emmanuel böyle hani mavi kanı simgelediği için aristokrat halk içinden bir kahraman komutan seçti ki insanlar onu daha gönülden destek olsun, kolaylıkla desteklesin diye. Aslında İtalya'nın birliği hareketidir. Risorgimento diyorlar, diriliş. Ve bu papalık devletleri ve başka yerleri de tek tek ele geçire 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 en son şimdiki Vatikan'ın olduğu yere geldi Garibaldi. Dönemin papası 9. Pius ki 9. Pius çok böyle gelenekçi, bağnaz olarak resmedilir. Çünkü her tür izme karşıdır. Ve o dönemin papalarının hepsinde olduğu gibi onda da paranoid bir düşman takıntısı var. Bu düşmanlar da kim? Masonlar. Ondan sonraki dönemlerde mesela sosyalistler falan. Ama her tür izm kilise için, Hristiyanlık için tehlike. Hatta meşhur Syllabus Errorum diye, işte günahlar, hatalar manzumesi diye tercüme edebileceğimiz bir metin yayınlar. Bununla da kalmaz. 1870 yılında bir konsil toplar. Trent konsilinden sonra yani 1545'ten sonra toplanan aradan yüzyıllar geçtikten sonra toplanan ilk ekümenik konsildir bu konsil. Konsilin temel toplanma amacı da başka şeyler de konuşulsa arasında en önemli kararı Papa'nın yanılmazlığı meselesidir. Arkadaşlar bu yanılmazlıktan bilmiyorum vaktimiz kalır mı? Şimdi kısaca söyleyeyim. Yanılmazlık geleneksel kilise anlayışında kilisenin yanılmazlığıdır. Hani bizde ümmetin hata üzerine birleşmeyeceği inancı var ya, aslında buna benzer bir şeydir. Ama bu konsilde ilk defa Papa'nın ex cathedra yani kürsüden konuştuğunda yanılmaz olduğuna dair bir karar çıkar. Fakat Garibaldi girip ortalığı dağıttığı için resmi bir kapanışı falan da yapılamaz. Hatta bazıları bu yüzden hani konsil tam ekümenik sayılır mı sayılmaz mı diye bazı şüpheler izhar etmişlerdi. Fakat hani böyle
cihat ilan etmek gibi bu yanılmazlıkla beraber hani böyle bir nükleer silah gibi gördü Papa bunu diye yorumlar var sonradan. Ama bir işe yaradı mı? Hayır, yaramadı. Garibaldi top atışlarıyla önce surları yıktı ve sonra girdi en son şimdiki Vatikan'ı da aldı. Buradan 1929'da Lateran Anlaşması'yla şimdiki Vatikan Devleti kuruluna kadar papalar kendilerini orada mahpus ilan ettiler. Yani arada kaç yıl var? 1870, 1929. Hadi 30 de 60 yıl neredeyse, değil mi? 60 yıl topraksız kaldı ve daha önceki papalar bunu pek düşünmemişken ilk defa Kardinal Gasparri diye bir adam var. İşte bu Lateran Anlaşması'nı da imzası olan devlet sekreteri, papaların yani ikinci adamı. Bunlar el altından Rahip Sturzo diye birine bir parti kurduruyorlar. İtalyan Halk Partisi. Bu parti ilk seçimde ciddi bir oy alıyor. Mussolini'nin de tam henüz diktatör haline gelmemiş ama o yolda epey mesafe kat etmiş dönemi. Mussolini bu tehlikeyi görüyor ve aralarında bazı gizli görüşmeler oluyor. Ben biraz dramatize ederek söyleyeyim. Mussolini bunları çağırıyor. Kardeşim siz ne istiyorsunuz diyor. Diyorlar ki işte bize küçük de olsa burada bir dünyevi bir saha, bir devlet. Sen ne istiyorsun diyorlar. Bu partiyi kapatacaksınız diyor. Bu İtalyan Halk Partisi Hristiyan Demokrat Partilerin böyle bir prototipidir. Yani Fransa'da MRP, Almanya'da CDU halen var olan, işte o Merkel'in falan partisi olan Hristiyan Demokratlar. Avrupa'da bir Hristiyan demokrasi ideolojisi ve Hristiyan Demokrat Parti geleneği var. Aslında Avrupa Birliği'ni kuran irade de bu iradedir. Çünkü üç tane önemli isim var. Schumann, Adenauer ve de eski İtalyan başbakanı, şimdi tam adı aklıma gelmedi ama Demirel gibi bir şey yani. Böyle 6 defa gitmiş, 7 defa gelmiş, yıllarca İtalya'da başbakanlık yapmış birisi. Sonuçta bu parti kapatılıyor ve de Vatikan Devleti kuruluyor. 12. Pius önemli bir adam. 1930'lardan 58 yılına kadar papalık yapmış birisi. Niye önemli? Çünkü kilisede bu modern dünyada pek çok dini gelenekte olduğu gibi Katolik Kilisesi'nde de bir travmatik etki yaratıyor modernizm. Yeni ideolojiler, yeni bir takım gelişmeler, işte sanayileşme, bilim alanındaki bir takım baş döndüren şeyler. Bunların hepsi dindar, muhafazakar insanlar üzerinde ara tonları var tabii ki ama ana iki tepkiye yol açıyor. Bir kısmı muhafazakarlık gelenekçiliğe sarılıyor. Diyor ki dinden özünden ayrıldığımız için bunlar başımıza geldi. Buraya tekrar dönelim. Bir kısmı da diyor ki zaman değişti, zamanın ruhu başka bir hale geldi. Biz yenilenelim. İslam dünyasında da işte yenilikçilik, gelenekçilik hikayesi böyle bir ayrıma dayanıyor. 12. Pius bu açıdan çok gelenekçi bir papa. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda papalık yaptığı için pek çok Yahudi ondan nefret ediyor. Hatta 2007 zannedersem İsrail ile Vatikan arasında bir ciddi krize neden oldu. Ya da Vahşem Soykırım Müzesi'nde 12. Pius'un bir resminin yer alması dolayısıyla. Çünkü özellikle Siyonist Yahudilere göre papalık soykırımın, Yahudi soykırımının, Holokost'un asıl azmettiricisi. Yani Naziler sadece tetikçiydi gibi bakıyor onlar. Ve 12. Pius'un ardından kim papa seçiliyor? İşte ben de biyografisini yazdım, ondan mutluyum. 23. John, Türk papa diye bir bilinen adam. Bu peki niye Türk papa deniyor? Çünkü 10 yıl boyunca 35 ile 44 yıllar arasında neredeyse Türkiye'de bulunmuş ve
hem Türklerle hem Ortodoks Hristiyanlarla hem Doğu Kilisesi'nden bazılarıyla teşrik-i mesaide bulunmuş önemli bir isim ve papa oluyor. Sonra işte İkinci Vatikan Konsili önemli bir kırılma noktası kilise için ve mottosu ne? Roncalli'nin 23. John'un aggiornamento, yani çağdaşlaşma, yenileme, güncelleme ne dersiniz? Gelenekçi yenilikçi ayrımında bu önemli çünkü o 12. Pius'un ağır havasından bıkan insanlar Roncalli'yi destekliyorlar. Ve adam 76 yaşında, Burhan Feleğin onun için yazdığı bir Milliyet'te ve bir gazetede ölümünden sonra, ölümün zamanında yani yazdığı bir yazı var. Çok güzel. Diyor ki pek çok kişi örnek almalı. 76 yaşında papa seçiliyor ve de 20. yüzyılın papası denilen, hani dünyada herkesin tanıdığı, Time'a falan böyle kapak olmuş birkaç defa ve kilisede cesaretle çok önemli şeyleri değiştirmiş bir adam. Ama onun mirası devam ettirilemiyor. Aslında arkadaşı olan Montini onun yerine geçiyor ama gelenekçilere boyun eğmek zorunda kalıyor. Sonra birinci Jean-Paul zaten 30 günlük bir papalık dönemi var. Şüpheli bir şekilde ölüyor. Ve sonra ikinci Jean-Paul 450 küsür sene sonra İtalyan olmayan ilk papadır. Bir demir perde ülkesinden, Polonya'dan seçilmiştir. Karol Wojtyla asıl adı. Ve ciddi bir Amerikan müdahalesi olduğu onun seçiminde çokça konuşulan bir şeydir ki bence çok da mantıksız değil. Ve ardından gelen onun hastalanması, düşkün hale gelmesinden sonra da tamamen aslında perde arkasında yönetici olan Joseph Ratzinger. Bunların hepsi gelenekçi ekoldan insanlar. Onlardan bıkanlar da işte bu Bergoglio'yu seçti. Yani şimdiki Papa Francis'i seçti. Şimdi arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeyim. Çok fazla uzatmayacağım. Diğer kısımlarına belki kafanıza takılan bir şey varsa konuşuruz yine. Yani bir özet kronoloji yapmış olarak bitireyim. Ama şunu söyleyeyim. Bakın Soğuk Savaş dönemi çok önemli. Yani 1950 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ta 1990'lara işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar ki dönem. Soğuk Savaş dönemini eğer biraz bilmezseniz radikal dini örgütleri, Vatikan'ın, Türkiye siyaseti, dış politikası, iç politikası, ondan sonra Avrupa, Amerika, kurtuluş teolojisi birçok kavramı anlayamaz. Çünkü Soğuk Savaş dönemi öyle bir Amerikan müdahalesi var ki hani ben çok komplo teorilerine inanan bir insan değilim ama şöyle söyleyeyim, bir tane örnek vereyim mesela. Aldo Moro, duymuş olanınız vardır belki. Bu Türk Papa kitabında biraz daha ayrıntısı var onun. Bu kitapta yok da. Aldo Moro, İtalya'da Hristiyan Demokrat Parti'den başbakanlık yapmış önemli bir isim. Başbakanlığı esnasında Apertura Sinistra diye, sola açılma diye bir politika ilan etti. Ve başbakanken kaçırıldı. 50 küsür gün sonra arabasının bagajında ölü olarak bulundu. Yani adam bir ciddi cinayete kurban gitti. Daha sonra ortaya çıktı ki bunun arkasında CIA var. Bunun için kullandığı örgüt de Kızıltugaylar. Yani sol bir örgüt. Bir taşla iki kuş vurdu Amerikalılar. Yani hem sola açılım politikasını ilan eden Aldo Moro'yu öldürttü,
onu engelledi. Hem de bunu bir sol örgüte yaptırarak aslında hani komünizmin, sosyalizmin imajını da bozmuş oldu. Dediğim gibi Soğuk Savaş dönemi işte bu Yeşil Kuşak Projesi denilen şey, Avrupa'daki demir perde ülkeleri vesaire, bunların hepsinin daha iyi anlaşılması için gerçekten bilinmesi zaruri bir dönem. Bence özetle bu kadar yeter. Ağzınıza sağlık hocam. Arkadaşlar da sorularda katkıda bulmak isteyen varsa ister Tabii ki yazabilir, bekleriz. isterse söz hakkı talep ederlerse Ahmet Sezer hocam kameralarını ya da mikrofonlarını açmak için izin de verebilir. Buyurun arkadaşlar. Sabri Aktaş hocam soru sormak istiyormuş. Ben izin veriyorum. Sesi açarsanız sorunuzu sorabilirsiniz hocam. İyi akşamlar hocam. İyi Öncelikle. akşamlar Sabri'ciğim. Hocam benim sorum şu anki papalığın durumuna yönelik. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Yakın zamanda eşcinsellerin de kutsanabileceğini söyledi Vatikan. Yani bir liberal bir açılımı var şu anda. Tıpkı şey gibi, 23. John gibi anlattığınız gibi. Eğer Papa Francis'ten sonra bu açılım sizce devam eder mi, yoksa yine gelenekçiler galip gelebilir mi Francis'ten sonra? Şimdi ciddi bir savaş var gerçekten. Mesela birkaç sene önce eski devlet sekreteri Vigano'nun mesela yazdığı bir mektup var. Şimdiki papayı, Francis'i çok böyle şiddetle eleştiren. Yani kilisede pek böyle şeyler olmaz. Yani bir kardinal, eski bir devlet sekreteri böyle bir şey kolay kolay yapmaz. Ama çok şiddetli bir gelenekçi, modernist ya da yenilikçi çatışması olduğu kesin. Bu açıklamayı da bizim sonradan haberimiz oldu. Aslında bir iç yazışmayla işte eşcinsel evliliklerin kutsanabileceğine dair bir yazı bu. Ama şöyle söyleyeyim. 23. John'la Francis arasında ne fark var biliyor musunuz? 23. John gerçekten çok cesur bir adamdı ve şak diye yapmak istediği şeyi yapıyordu emrivaki ile. Şimdi bu papa bir taraftan hani mavi boncuk veriyor herkese ama öbür taraftan tam bir icraat yok. Şimdi kutsama, blessing ne demek? Yani eşcinsel evliliklerin kabulü kilisede bu nikahın kıyılması mı demek? Hayır. Yani onlar için dua etmek gibi bir şey. Tamam mı? Bu yüzden mesela bu yazışmanın ortaya çıkmasından sonra gelenekçiler şiddetle saldırdı. Katolik Kilisesi'nin çöküşüdür bu filan diye. Yenilikçiler de papayı savunmak için biraz dediler ki ya bunda bir şey yok ki yani değişen bir şey yok dediler. Bu çok önemli bir şey değil dediler. Bir tane örnek vereyim. Mesela yine bu eşcinsellerle ilgili tutuma dair. Mesela arada böyle onlara da işte mavi boncuk verecek falan tarzda bir takım açıklamalar yapıyor. Ama bundan 5-6 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Fransa Vatikan'a bir büyükelçi atadı. Eşcinsel olduğu bilinen bir adam diye Papa bunu asla kabul etmedi. Din adamı değil. Bir diplomat. Ama buna izin vermedi. Bazı eleştiriler Katolik Kilisesi'ne ve papalığa yönelik bazı eleştiriler de
fazla siyasileşmiş olması yönündedir. Bergoglio böyle aristokrat kesiminden gelmediği için, hani bizde vardır ya böyle gerçekten samimi, saf insanlar iyi idarecilik yapamaz. Çünkü idarecilik böyle kurt bir siyasetçi olmayı, böyle çok fazla vicdan, hassasiyet falan bunları kaldırmaz. Ben biraz öyle görüyorum. Yani böyle durumu idare etmeye çalışıyor, işte bir takım mesajlar veriyor, ta aldığı isimden tutun da pek çok şeyi varana kadar. Ama şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Papa Vatikan'da her şey demek değildir. 23. John'un, ben hani yakinen bütün hayatını didik didik ettiğim için biliyorum. Bu ne biçim papalık ya? Bana kimse bir şey sormuyor falan diye sızlandığı zamanlar olmuş. Adamın canını okumuşlar. Mesela en çok da bu aristokrat din adamları. Yani bunun böyle köylü falan gariban diye gördüklerinden adama dışlamaya çalışmışlar bir defa. İkincisi, öyle bir bürokrasi var ki kilise içerisinde, onlara rağmen böyle bir şey yapmak, bir şeyi değiştirmek oldukça zor. Onun için hani bu eşcinsellerin kutsanması meselesini sadece bir göz kırpma diye anlıyorum ben. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Eyvallah. Evet, Sümera hocam söz istemiş. Hocam ona da söz verelim. Söz verdim. Merhaba hocam. Öncelikle teşekkürler. Merhabalar. Şimdi hocam, özellikle yarın derste sizin kitabınızı anlatacaktık da o yüzden benim için çok yararlı oldu. Pek onur duydum. Şimdi eyvallah. Nerede anlatacaksınız? Ben dinler tarihi yüksek lisans öğrencisiyim de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde dersiniz var yarın. Evet, orada benim ödevim sizin kitabınızdı, papalık kitabıydı. Ben bu kitabı okudum şimdi. Sonunda bir bölüm var. Tabii sorum biraz avam olabilir, kusura bakmayın çünkü. Yok, akademik bir soru olmayabilir. Ama şeyi merak ettim. Burada kilisenin geleceği diye bir bölüm vardı ya kitabın sonunda ve gelecekteki papalar diye. Evet. Buradaki ifadeye göre işte 2025 senesinde insanların %75'i Katolik olacakmış falan gibi iddialara inanan insanlar varmış. Peki hocam, bu insanlar işte çılgın bir deizm ve ateizm konusunda gerçekten bu şekilde hayalperest bir duruşu nasıl sabit tutabiliyorlar? Yani bu konuda hiç kimse bunlara bir şey söylemiyor mu? Hani dünya daha fazla dinsizleşiyor, siz nasıl böyle bir şeyi hayal edebiliyorsunuz falan gibi. Bunu merak ettim. Evet, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, size bir hikaye anlatacağım. Bir haham arkadaşı var, bir Hristiyan'ın. Israr ediyor ki bana Tevrat yorumlamayı, anlamayı öğretti. O da yok yok boş ver, sen anlamazsın bu işleri, için uygun değilsin diyor. Adam ısrar ediyor. Sonra peki diyor, ısrar edince sana bir soru soracağım. O soruyu bilirsen sana bu işi öğreteceğim. Ama bilmezsen bu konuda başka ısrar etmeyeceksin. Tamam diyor adam. Sorusu şu. Diyor ki bir bacaya iki kişi girmiş. Birisi temiz, birisi kirli çıkmış. Hangisi yıkanır? Adam düşünüyor. Kirli olan yıkanır. Normal mantıkla baktığınızda. Bilemedin diyor. Şimdi diyor, kirli olan bakar ki karşısındaki temiz. Kendisini de temiz zanneder. Temiz olan da bakar ki karşısındaki kirli. Kendisini de kirli zanneder. Dolayısıyla temiz olan yıkanır. Tamam diyor, bir hak daha ver. Aynı soruyu soruyor. Diyor ki bir bacaya iki kişi girdi. Birisi temiz, birisi kirli çıktı. Hangisi yıkanır? Diyor ki artık cevabı biliyorum. Temiz olan yıkanır. Çünkü bakar karşıdaki kirli, kendisini de kirli zanneder. Ve adam diyor,
ayna diye bir şey var diyor. Kirli olan bakar, kendisini kirli görür, yıkanır. Temiz olan bakar, temiz görür, yıkanmaz. Son bir şans ver lütfen diyor. Peki diyor, hadi son bir şans. Gene aynı soruyu soruyor. Diyor ki bir başına iki kişi girdi. Biri temiz, biri kirli çıktı. Hangisi yıkanır? Artık diyor ihtimalleri biliyorum. Odada ayna varsa kirli olan yıkanır, yoksa temiz olan yıkanır. Gerçekten tuhaf bir adamsın diye cevap veriyor haham. Aynı bacaya giren iki kişinin birisi temiz, birisi kirli nasıl çıkar arkadaş diyor. Şimdi bu hikayenin ana fikri ne biliyor musunuz? Teoloji böyle bir şey. Yani farklı şekillerde yorumlayamayacağın, kendini de başkasını da ikna edemeyeceğin hiçbir yön ve alan yok. Dolayısıyla hani bırakın insanların işte bilmem kaç yılında ne kadar dindar olacağı, hangi dine inanacağı, dinden çıkıp çıkmayacağı ile ilgili şeyler. Mesela Yahova şahitleri falan gibi bir takım gruplar, hani kıyamet tarikatları denilen bazı gruplar. Ya bunlar tarih veriyor, tamam mı? İşte atıyorum 1926'da kıyamet kopacak. Her şeyi satıp savıp oturuyorlar, bekliyorlar. Kopmuyor. Sanıyor musunuz ki bunlar vay be kandırıldık diye tekrar normal hayatlarına dönüyorlar? Hayır. Bundan dolayı olmadı. Asıl yanlış hesaplamışız, şu tarihte olacak diye bir daha bir tarih öngörüyorlar. Ve bu her defasında çuvallamasına rağmen buna devam ediyorlar. Yani dindar mantığı birçok örnekte bunlar hiç sorun etmez. Onun bir meşrulaştırmasını, bir yorumunu, bir şeyini bulur. Teşekkür ederim hocam, sağ olasınız. Güzel, keyifli bir hikayeydi. Evet. Esra Gündüz. Sesi Esra Gündüz. Hocam iyi akşamlar, merhaba, nasılsınız? Sesi açmakta zorlandım, kusura bakmayın. Teşekkürler Esra'cığım, iyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hocam şimdi siz şey dediniz ya, papalık dediniz fiziki olarak toprağını büyütmedi. Yani ben bunu böyle biraz dinler tarihi açısından değil de biliyorsunuz benim sorularım genelde bir tarihçi bakış açısıyla oluyor. Yani bir fiziki devlet sahibi olmasalar da özellikle bu Cizvitlerin faaliyetlerinde gördüğümüz misyonerlik. Yani aslında bir dünya devleti olma amacı da taşımıyor mu sizce? Yani burada gizli olarak bir fiziki toprak sahibi olma isteği de var aslında. Yok yani var mı? Ya toprak sahibi olmana gerek yok ki. Yani güç, nüfuzdan bahsediyorsan bu toprak sahibi olmaktan bağımsız bir şey. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip Suudi Arabistan'ı almasına, topraklarına gerek var mı sence? Hayır, yok. Yok, zaten orayı istediği gibi idare ediyor yani. Trump dedi ki bir hafta seni orada tutuyoruz, bak kıymetini bil falan diye adama ayar verdi dünyanın gözü önünde, değil mi? Eskiden daha diplomatik nezaketle yapılırdı bu işler. Şimdi ama bir nüfuz mücadelesi açısından evet, orada söylemeyi atlamış olabilirim ama şu bir gerçek, tabii ki toprak değil her şey. Ama hani Avrupa'daki en büyük toprak sahibiydi, en büyük derebeyiydi falan diye böyle tarih falan kitaplarına yazarsan bu yanlış. Daha çok ona dikkat çekmek istedim ama şurası doğru. Şimdi bir ağ gibi bütün Avrupa'yı kaplayan bir network'ü var kilisenin. Hatta tabii ki hani fırsat olmadığı için hepsini bahsedemiyoruz. Investiture diye bir sorun var. Ne demek bu? Türkçesi tam yok. Psikoposları atama yetkisi demek bu. Tamam mı? Şimdi şöyle düşünün. Almanya, ondan sonra Belçika, Avusturya gibi bazı ülkeler Diyanet buradan artık çıksın. Biz kendi buradaki Müslüman din adamlarını biz kendimiz tayin edelim diye bir şeylerle uğraşıyor uzun zamandır. Niye bunu yapıyor? Çünkü Almanya'da bir devlet var. Orada bir sürü cami var. Oranın din görevlerini bizim Diyanet atıyor. Şimdi şöyle düşünün. Yani Türkiye'de birçok kilise var. Oradaki görevlileri bir yabancı ülke atıyor.
iç işlerine karışmak gibi anlıyor, tamam mı? Şimdi Avrupa'nın her yerindeki kiliselerindeki din görevlilerini çoğunlukla kilise atıyor. Türkiye'de de mesela 3 tane psikoposluk bölgesi var. Bunların başındaki insanları Vatikan atıyor. Türkiye'de hani resmi büyükelçi falan ayrı bir şey ama dini temsil diye bir şey var. Onları o atıyor. Hatta dahasını söyleyeyim. Mesela Avrupa'nın Hristiyanlaşmasının da en önemli etki manastırlardır. Sadece resmi kiliselerle de sınırlı değil. Bir sürü manastır var. Manastırlar çünkü insanların kargaşadan böyle boğulanların gidip sığındığı, insanlara yardım eden, onlara işte yemek falan veren, belediyecilik hizmetleri gören zaman zaman kuruluşlar. Yani Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında Sufilerin rolü neyse Avrupa'nın Hristiyanlaşmasında manastırların çok böyle bir benzer bir rolü vardır. Ama hani Cizvitler biraz şey bir örnek, aykırı bir örnek. Yani legal ya da hani meşru görülen tarikatlardan bir tanesi. 3 tane klasik Katolik tarikatı var. Fransiskenler, Cizvitler ve Dominikenler. Şimdi Cizvitler daha çok kilisenin ilmiye kolu gibi görülür, tamam mı? Yani eğitim özellikle onların elinde. İşte Dominikenler bilim insanı ya da böyle diplomat falan olur. Fransiskenler onlar daha çok hayır hasenat işleriyle uğraşır. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Ama Cizvitlerin mesela diğerleri için öyle değil. Fransiskenler ve Dominikenler için değil. Ama Cizvitler merkezi kiliseyle, papalıkla ilişkisi moda tabirle en toksik olanlar. Tamam mı? Zaman zaman kiliseye egemen olmuş ama zaman zaman hepsi hain ilan edilip adeta kiliseden sürülmüş, her şeylerine el konulmuş, böyle çatışmalı bir şeyi var, tarafı var işin. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ne demek? Evet, başka sorusu olan arkadaş var mıdır? Kimseden herhalde soru yok hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ne demek? Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Kitabı okuyanlar için, okuyacak olanlar için son bir hatırlatma yapıyorum. Bir takım eleştirileriniz, önerileriniz olursa lütfen iletin. Çünkü bazen insan kendi yazdığı şeyler bile, tamam mı, uzaklaşıyor, unutuyor. Bazen aynı şeyleri sürekli okumaktan falan şey oluyorsun. Böyle bariz bir yanlışı görmüyorsun. Bu yüzden hani ben geri dönütlerin önemli olduğunu düşünen biriyim. Böyle önerileriniz olursa lütfen mail atın, mesaj atın, bir şekilde iletin. Tamamdır hocam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, hayırlı akşamlar herkese. Selamlar arkadaşlar. Tamamdır.